Efendim Can? Şimdi mi? Yazıyorum. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Ümmü abla ben çıkıyorum. Bir şeye ihtiyacınız olsa her şey var tamam mı? Odalar da hazır. Yatın kalın. Ne istiyorsanız yapın. Kötü bir şey mi oldu kızım? Hayır hayır. Bir müvekkilimle ilgili. Olur böyle sürpriz arada. Şimdi gideyim ben bir halledeyim tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Dikkatli ol Nari. Tamam. Efendim Fırat. Nari'nin konuşmamız lazım. Sana geliyorum. Gelme. Gelme. Ümmü abla bende. Babam çok kötü pataklamış kadını. Ağzı burnu iyi değil. Çocuklar falan onlarla ilgileniyorum. Arayayım ben seni sonra tamam mı? Konuşamıyorum şimdi. Ha, olur mu? Tamam. Tamam sağ ol. Hadi görüşürüz. Ne iş çeviriyorsun sen Nari? Ali abi, araç bu. Kaçırıldın zannettik. Bütün İstanbul ayağa kalktı. Her yerde herkes seni arıyor. Sakin buradayım. Hiçbir şey yok. Hem kaçırılmadım. Bayağı kendim kayboldum ortalıktan. Ya biliyorum hepinizi çok üzdüm ama bunu yapmaya mecburdum. Neden? Ne oldu? Heriflerin beni indirmeleri an meselesiydi. Tam da bu çeteyle ilgili araştırmaların en can alıcı noktasındaydım. Ben de ortadan kayboldum. Böylece zaman kazanmış oldum. Herifler de beni kaçırma ihtimalleri varken diğerlerinin peşine düştüler. Ben ne yaptım? Ben de bu boş vakitte bütün delilleri topladım. Bak, oradaki dosyaların hepsi yakında savcılığa gidecek. Seni çağırdım çünkü artık işin finaline geldik. Ayrıca bilmen gereken bir şey var. Dosyaların içinde seni çok yakından ilgilendiren bir takım durumlar var. Nasıl? Adamların birkaç gün önce araştırma yaparken ummadığımız birkaç bilgi daha buldular. Seni yakından ilgilendiriyor. Bak istersen.
Dinliyorum. Beyefendi, biri evi izliyor. Hanımefendinin arkasından geldi. Sanıyorum onu izliyor. Aracın markası ve plakasını veriyorum. Dinlemedeyim. Şahıs eve doğru bakıyor. Müdahale etmeyelim mi? Yok, hiçbir şey yapmayın. Takipte olun yeter. Anlaşıldı efendim. Ne oldu? Evi 20 tane adam koruyor. Sincap geçti, şüpheleniyorlar. Birileri mi varmış? Yok, buralarda ormancılar falan oluyor. İşte onlardan şüphelenmişlerdir herhalde. Narin, bir şey söyleyeceğim. Benim buradaki ekip haricinde bir ekip de sürekli seni takipte. Korumak için, haberin olsun. Öyle mi? Hiç fark etmedim. İşlerini iyi yaptıkları anlamına geliyor. Ama hiç merak etme. Bu işten yüzümüzün akıyla çıkacağız. Korktum gerçekten. Sana bir şey olacak diye ödümüz patladı. Yani benim yüzümden başına neler geldi, bu işlere karıştın. Küçücük bir oyun ne hale geldi? Yani bütün hayatın alt üst oldu. Emin ol, her saniyesini baştan sona tekrar yaşarım. Hem bak fena mı oldu? El ele verdik, bir çeteye çökertiyoruz. Hadi ben yemek falan yapayım. Yemek yerken konuşuruz. Sen de biraz dinlen. Dosyalara bakarsın. Tamam. Tamam. Öyleyse daha iyi bu noktada Fırat Kazan. Çok daha iyi. Çok daha işime gelir. Atıf, anlatacak mısın artık? Nedir bilmem gereken şey? Bu söyleyeceklerim çok hoşuna gitmeyecek ama. Atıf, germe beni lütfen. Delilerin birçoğu gösteriyor ki Fırat Kazan da bu işin içinde. Bu Sermet, Hikmet, Erol Bey'in bulunduğu çetenin içinde. Ne? Ya, yanlış anlamanı istemem ama dosyaların hepsi orada. Burada her şey belgelerin içinde var, bakabilirsin. Yani neredeyse bütün bankacılık işlemlerinde Fırat'ın imzası var. Al bak. Sen rahat rahat onlara bak, ben biraz yatacağım. Sana da şuradaki odayı hazırlattım, tamam? Senin hemen gitmen gerekiyor. Neden? Babam geliyormuş. Ümmü mesaj attı. Sarhoşmuş falan. İşte benim ortalığı toplayacağım. Çeki düzen vereceğim falan. Emin misin? Anlamadım. Nasıl bir soru bu şimdi?
Telefonunu ver. Anlamalıydım. Her şey gözümün önündeydi. Dünyadaki en nefret edilen babanın bile bir krallığı vardır çocukların içinde. Başınıza nasıl bir iş aldığınızı gördünüz mü? Nasıl bir iş almışız abi? Sen düşün asıl. Adam sana da kafayı takmış. Her an başına bir şey gelebilir. Bana bir şey yapamaz o, sen merak etme. Ben varken Narin'e de dokunamaz. Bence sen kolla kendini. Senin pisliklerden uzak durman konusunda kaç kere uyardım ben? Ha? Bak, senin yüzünden gencecik bir çocuk hayatını kaybetti. Mutlu musun? Seni kim koruyacak bu saatten sonra? Kimsenin korumasına gerek yok. Polis hepsini içeri al. Prosedürler yerine gelince Erol'u da içeri alacaklar. Kimden korkmam gerekiyor? Senden mi? Tehdit mi ediyorsun beni? Narin görüyorsun, şahitsin. Fırat Kazan beni bayağı ayaküstü tehdit ediyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.